Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akdeniz Dağıtım AŞ ile Alanya Belediyesi arasında GES1, GES2 ve GES3 santrallerini kapsayan ve %8 güç artışı hedefleyen sözleşme imzalandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Akdeniz Dağıtım AŞ müşteri operasyonları direktörü Pervin Acar tarafından imza altına alınan bağlantı anlaşmasıyla Toplam 3583,7 KVP kurulu gücü olan santrallerin iş bu projeyle 286 KVP güç artırımı yapılacak. %8 olarak hedeflenen artışla 3870 KVP güce ulaşacak santrallerin %8 oranında gelir seviyesinde de artış öngörülüyor. Alanya Belediyesi kent ölçeği için en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan güneş enerjisinden faydalanma kapasitesinin araştırılması adına önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmaların başlangıcı Alanya GES 1, Alanya GES 2 ve Alanya GES 3 santrallerinin 2017 yılında devreye alınmasıyla yapıldı. Toslak Mahallesi Karadağ mevkinde Alanya GES 1, Alanya GES 2 ve Alanya GES 3 lisansız elektrik üretimi santrali Temmuz 2017 itibariyle devreye alındı. Sonrasında 2 2020 yılında devreye alınan GES4 santrali ile Alanya özelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına değer katıldı. 2017 yılından günümüze kadar geçen sürede Alanya Belediyesi GES santrallerinden toplam üretim miktarı 13.873.480 kW olarak kayıt altına alındı. Bu süre zarfında Alanya Belediyesi toplam 9 milyon 605 bin 238,79 TL gelir edilmesi sağlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çevreci projelerin geliştirilmesini hedefledik ve Güneş Enerji Santrali projemizi başlatıp hayata geçirdik. Kurulduğu günden bu yana hem enerji hem de gelir anlamında büyük başarı elde ettiğimiz tesislerimiz için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz dedi. Akdeniz Dağıtım A.Ş. müşteri operasyonları direktörü Pervin Acara ve Doğu Antalya Bölge Müdürü Emin Şekeroğlu'na sürece verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.